Setler 5 mi sürücü? 5 mi sürücü? 5 mi sürücü? Evet arkadaşlar, Grand Final'ın sistemini size açıklayayım. Şu anda Brian Winners'tan geldiği için ilk maçın setini alırsa turnuvanın şampiyonu olur. Kinderacı 2 set alması lazım. Eğer birinci maçı resetlerse ikinci maçı alacak ve böylelikle Kinderacı turnuvanın şampiyonu olabilir. Her iki maçını da başarılı dönüp tekrar spikere veriyorum. Evet, açıklamayı duydunuz. Bakalım ne olacak? Evet, Kindar için Brian'a karşı rövanş müsabakası olacak bir nevi. Çünkü onu lose'a iten Brian olmuştu. Ama Brian da eğer kendi oyununu domine ettirebilirse ben onu daha şanslı görüyorum, ama Kindar da son oyunda iyi bir yıl kazandı. Bakalım nasıl bir son olacak? Evet, hemen Brian ilk komboyla ikinci açığını buldu. İkinci kombosunu yediriyor. Bir de ölüm yedirse ne güzel olurdu. Ama çok şey istiyorum herhalde. Evet, iki açıkta enerjisinin %60'ını almayı başardı Brian. Zor durumda Kindar. Bu adam ne yapıyor diyor. Neden? Evet, heyecanla bekliyoruz. Evet dedi. Kindar bekliyor ama o açıyı vermeye hiç niyeti yok Brian'ın ve ilk roundunu alıyor. Evet, heyecanla. Evet, tamam. Evet, Kyo'yla çok rahat bir ilk rounddan sonra bakalım King'e karşı ne yapacak? Kindar'ın King'le iyi oynadığını biliyoruz. Daha doğrusu görüyoruz. Çok dikkatli olması lazım Brian'ın. Yani Brian'ın dikkatli oynaması ve King'in en ufak açığını değerlendirmesi gerekiyor. Bunun gibi ama az enerjiyle götürüyor. Evet, açığını verdi ve King affetmiyor Kindar'ın. Kindar affetmiyor Brian'ın açığını. Evet, Kenso, Brian'in Kenso'yu iyi oynadığını biliyoruz. King ile Kenso güzel bir müsabaka olacak. Ki aman ve hemen açığını hemen görüp cezayı kesiyor Brian. Bir açık daha buldu. Kindar'ın King'i zor durumda. Köşeye sıkıştırdı Kindar'ı. Az enerji yakalandı. Hemen bir counter atak. İyi bir kombaya geçmesi lazım ama ikinci adımını da almayı başarıyor. Gururumuz. Gururumuz Brian. Fikirtepe'nin gururu. Fikirtepe'nin bağrından kopmuş. Zaten geçen sene şampiyonu tarafından da favori olduğu söylenildi. Evet. Efektif olmaya devam ediyor Brian. Gerçekten zor durumda Kindar. Kindar rakibini yakalamaya çalışıyor. Bir açık bulmaya çalışıyor. Ama bir türlü açığı bulamıyor. Ve kendi açığı veriyor derken aradığı açığı buldu ama değerlendiremedi. Değerlendirmedi. Maçın heyecanı olsa gerek. İki adam olmak zorunda. Çok az enerjisi kaldı Kindar'ın. Evet, az vuruşlarla almaya çalışıyor. Biraz bir umut. Ve ilk açığını buldu. Almayı başardı. Evet. İlk maçta son adamlar ilk açığını bulur bulmaz ölümü yediriyor. Brian ve Kindar'ı 1-0 öne geçiyor Kindar karşısında. 1-0 öne geçiyor. O avantaj.
Green olmasının avantajı falan da oluyor. Açık mı? Evet. Brian'ın ikinci maçı alması, yok, üç maçı, iki maç daha alması demek oyunun şampiyonunuzun belli olması demek. Kinder'in bu 3 maçı alıp oyunu resetleyip oyunu beraber getirip bir sonraki tura taşıması gerekiyor. Yani Kinder'in işi daha zor. Ki avantajı da şu an avantaj da Brian'da. Bakalım Kinder nasıl cevap verecek? Evet, ilk Kyo ile Robert karşı karşıya geldi. Evet, Brian'ın Kyo ile iyi oynadığını biliyoruz. Evet, açığı. Rakibini zorlaya açığı bulmayı başarıyor Brian. Ama ve ilk açığını buldu, hemen rakibini köşede aldı. Kombosunu devam ediyor, ölümle bitiriyor. Ve rakibin yarıdan fazla canını aldı. Köşeye aldı, gene bir açık buldu ve bu herhalde sonu olabilir mi? İlk şeyinle sonu oluyor. İlk anın ikinci maçın ilk anını Brian aldı. Evet, King. Kinder'in sevdiği karakterlerden biri. Güzel oynadığı karakterlerden biri. Güzel counter çıkardığı karakterlerden biri. Kontrolü biri ama açık veriyor ve affetmiyor. Brian affetmiyor. Kyo'yla combo üstüne combo. Çok zor durumda bıraktı Kinder'i. Enerjisi az kaldı. Ve beyhude saldırışlar, ölümler, süperler. Ve rakibi çok iyi domine etti Brian. Kinder çok zorunda. Ki öyle koymuş değil mi? Evet, tek adam bıraktı Kindar'da. Gerçekten şu anda ben görüyorum Kindar taraftarların gözlerinde korku, bir umutsuzluk görüyorum. Ve maça geri dönüyoruz. Neredeyse final mücadelesinde tek adam görecek miyiz acaba? Bunu da görürsek artık gerçekten bu adam gözümde değeri. Hadi. Ah be. Lan. Ayıp. Neyse, rakibine saygısından dolayı Brian turnuvaya başladığından beri hep efektif, hep rakiplerini domine eden bir oyunla bu zamanı geldi. Gerçekten onu zorladılar ama bir türlü rakipleri onu istediği kıvama getiremedi. Brian gerçekten ve ikinci maçını da alıyor Brian. Bakalım. Evet, final mücadelesinde, Grand Final'da, evet, üçüncü ayak arkadaşım dediği gibi. Bakalım. Valla Kinder'in bir geri dönüş yapması gerekiyor. Belki bir adam değişikliği, belki bir başka bir şey onu oyuna geri döndürebilir. Bakalım. Yine aynı adamlar tercih edildi. Kinder kendi oyunundan taviz vermek istemiyor. Başka oyuncu denemek istemiyor. Ne olursa olsun bu adamlarla bakalım. Brian eğer bu maçı da alırsa Grand Final'ın şampiyonu olacak.
Oyuncular Kulübü'nün turnuvasının KOF 2013 turnuvasının şampiyonu Brian olacak. Eğer bu maçı da alırsa oyunun başından beri domine oluyordu. Bakalım ne olacak. Ve her zamanki gibi kombolarını hiç eksik etmiyor. Yine bir açık buluyor. Gerçekten Kindar'ın demoralize olduğunu buradan görebiliyorum. Brian üstün oyunuyla kendini kabul ettirmiş durumda. Kindar'ın bir şekilde oyunu ele alması gerekiyor. Bu bir moral olsa devamı gelir mi acaba? Bir combo, bir şey, bir açık. Oo. Artık şova başladı diyebiliriz. Brian feci yakalamaya başladı rakibini. Gene köşede, gene aynı hareketler, gene kombolar, gene kombolar. Rakibini çok kötü domine ediyor Brian. Kindar buna cevap veremiyor. Taraftarları da sessiz. Evet, Ali Kindar sesleri duyuyoruz ama o tek adam mı gelecek acaba? Tek adam mı gelecek? Q her zaman, Brian her zamanki gibi Q ile yaptığı kombolara devam ediyor. Kombolara devam ediyor. Açık üstüne açık buluyor. Açık üstüne açık vuruyor ve tek adamla Oyuncular Kulübü'nün şampiyonu Brian 1-2-3 oluyor. Evet, tebrikleri kabul ediyor.